Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Devrim Özdemir. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni almış olduğumuz traktör olan Erkun Server 85 Lüks'ün incelemesini yapacağız. Biraz rüzgarlı olabilir video, ondan dolayı kusura bakmayın. Arazideyiz. Buğday biçimi devam ettiği için araziye çıktık. Bundan dolayı rüzgarlı olabilir biraz. Bu traktör arkadaşlar 82 beygir gücünde olan 345 Nm tork sunan Erkunt'un Perkins motoruna sahip olan bir traktör. İsterseniz önce inceleme ilk olarak motor kısmından başlayalım. Motor kısmı bu şekilde. Kuru tip hava filtreli. Çok çıkışlı hava filtreli. Turbo intercooler. Kompresörlü. Klimalı. Bir motora sahip traktör. 82 beygir güç üreten bir motora sahip. Bildiğimiz şekilde arkadaşlar standart motor üretiminde bu şekilde Erkunt'un ürettiği motor. Perkins'in motorunu kullanıyor zaten. Bu traktör şöyle kaputu kapatalım da. 2018 model bir traktör arkadaşlar. 2018 model. Ön tarafından incelemeye başlayalım. Önünde arkadaşlar 30'er kilodan 10 adet ağırlık var. 300 kilo bir ağırlık var ön ağırlığı. Ön ağırlığı gayet yeterli bir seviyede bu traktör için. Ön uzunluğu da gayet iyi zaten traktörün. Uzunluğu gayet iyi. Ağırlık 30 kilodan 300 kilo var dedik. Lastik ebatlarından bahsedeyim size. Lastik ebatları 280-85R24. Arkalarda 420-85R30. Arkalar 30 jant. Önler 24 jant. 420'ye 85-30 kullanılmış arkada. Önde de 280'e 85-24 kullanılmış. Yakıt deposu arkadaşlar 110 litre. 110 litre bir yakıt deposu var. Deposu bayağı bir büyük. 80 beygirlik bir traktöre göre, 85 beygirlik bir traktöre göre bayağı bir büyük. Yani tarla sürmeye falan gittiğiniz zaman gün boyu yetecek yakıtı alır yani. 110 litre gayet iyi bir rakam. Şöyle arkada sağda 3, solda 3 50 kilo olmak üzere arkada da 300 kilo ağırlığı var. Teker ağırlığı. Traktörün arka tarafına geçelim arkadaşlar. Hidrolik kısmından bahsedeyim size. Traktörün arkasında hidrolikli pistonlu ortakol fabrikadan geliyor. Yani pistonlu ortakolla birlikte veriyorlar. Çift piston var hidroliklerde. Kaldırma debisi 48 arkadaşlar. 48,5 olması lazımdı. 48,5 kaldırma debisi var. 3900 kilogram kaldırma kapasitesi var hidroliğinin. Hidroliği 80 beygirlik bir traktöre göre oldukça güçlü. Gayet güzel bir hidroliği var. 3900 kilogram bir kaldırma kapasitesi var ki bu traktör için fazla bile bence. Her türlü ağır işe gelebilecek bir traktör yani 3900 kilogram kaldırma kapasitesi gayet güzel. Arkada 4 çıkış var. Bu 4 çıkış 6 çıkış olsaymış daha iyi olurmuş. Ama 4 çıkış koyulmuş. 6 çıkış istersen 100'lük al diyor adam, 110'lük al diyor. Hatta onlarda 8 çıkış var. Yani 90 lükse kadar 4 çıkış koymuşlar. 90 lüksten sonra 100 ve 110'larda 8 çıkış var. E serisi için de geçerli bu. 105E'de herhalde sadece 6 çıkış var. Tam olarak bilmiyorum ama. Arka taraftan bu şekilde arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Arkasında başka bir anlatacağım bir şey. Hidrolikli indirip kaldırmak için bu kol koyulmuş ki gayet de yumuşak. Güzel yani böyle tek parmakla indirip kaldırabiliyorsunuz yani. Gayet güzel bu. Kullanışlı. Düğmeliye göre daha kullanışlı diyebiliriz hatta. Yenilerde şimdi düğmeli olanlar var, olmayanlar var. Böyle arkadaşlar arka kısmı bu şekilde. Kabin takozları var. Kabinlerde körük yok. Takoz var. Arka kısmında başka anlatacağım bir şey. Eksik olarak gördüğüm bir şey, tek bir şey var arkadaşlar. Burada şimdi yeni modellerini de düzelttiler ama şunu tek çubuk yapmışlar. Bunu mesela çiftli yapsalar daha sağlam olur. Bunlar ağır yükte kırılabiliyor.
kimi zaman esnettiğiniz zaman. Bunu çift olarak yapsalarmış daha iyiymiş. Bunu tek yaptıkları için biraz zayıf kalıyor burası. Ama tabii o da pek bir sıkıntı değil yani. Ağır yük attığınız zaman kırılabiliyor. Şu noktalar, Erkutlar'da öyle bir sıkıntı var. Başka traktörün arkasında göstereceğim bir şey yok. Şimdi traktörün öbür tarafına geçelim. Lastik ebatlarından bahsettik. Arka kısmından bahsettik. Kompresör bu şekilde. Görmüş olduğunuz üzere. Kompresör burada. Ki kompresör bayağı bir küçük. Yani bu traktörlere küçük koyuyorlar. İçini falan temizlemeye yarıyor anca. Öbür türlü lastik şişirmeye falan kullanılmaz bence. Egzoz burada. Sağ tarafta. Traktörün dışında anlatacağımız herhangi başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Motor kısmından bahsettik. Şimdi traktörün içine geçelim. Yavaştan. İçinde şanzımandan bahsedeyim ben size. Şöyle geçiş. Oldukça geniş bir kabine sahip. Böyle buradan rahatça geçiyoruz. Geçip oturduk arkadaşlar. Direksiyon ayarlaması arkadaşlar tek taraflı. Şöyle derinlik ayarı yok. Alçaklık ve yükseklik ayarı var sadece. Göstergelerimiz bu şekilde. Analog bir göstergeye sahip. Yenilerde dijital oluyor bunlar. Ki bence analog daha iyi. Dijitaller güneşte gözükmüyor olabiliyor. Gözükmeyebiliyor. Ön konsolun sol tarafında sileceklerin kontrolü var. Ön silecek, arka silecek ve bu da silecek suyu. Öne doğru bastırdığımız zaman öndeki sileceğin suyu çalışıyor. Arkaya doğru bastırdığımız zaman arkadaki sileceğin suyu çalışıyor. Arkada da silecek var bunlarda. Sinyal kolu normalde arkadaşlar sol taraftaydı. Ben bunu sağa aldım kendim. Çünkü şimdi burada hostes koltuğuyla mesela oturan insanın koluna dokunabiliyor. Koluna falan dokunduğu zaman da şöyle kornaya basıyor yani insan. Hani ben ondan dolayı kırılmasın, buna bir zarar gelmesin diye sağ tarafa aldım. Normalde sol tarafta oluyor. Ki bence sağ tarafta olması lazım. Bu taraftaki insana zarar vermemesi için. Hostes koltuğu bu şekilde. Şöyle bunu da çekiyoruz, sırt yaslanmasını. Yine aynı şekilde bunu, şurada kilidi var. Bunu alıp böyle gizli bir şekilde oluyor hostes koltuğu. Anahtarı burada. Sol tarafında arkadaşlar burada el freni var. Burada da kuyruk milinin el debriyajı var. El debriyajı halatlı kuyruk milinin. Bu güzel gayet. Elektronik olmasını ben sevmiyorum zaten. Kuyruk milinin halatlı olması bence daha iyi. Aşağısına baktığımız zaman kuyruk milinin kontrolleri var arkadaşlar. Bu traktörde 4 farklı kuyruk mili var. Bir 430 var. 540, 750 ve 1000 var arkadaşlar. Traktörde 777 saatte tam. 440, 540, 540 ekonomi ve 1000 devir var arkadaşlar. 4 farklı kuyruk mili koymuşlar. Ki bu gayet güzel yani. Her türlü iş için uygun bir kuyruk mili seçeneği koymuşlar. Buradan 440 ve 430 ve 540'ı kontrol ediyoruz. Bu takviyesi arkadaşlar aşağıdayken yol durumunda oluyor. Yukarı doğru çektiğimiz zaman tarla konumunda oluyor. Aşağıda yol, yukarıda tarla konumunda oluyor. Takviyesi burada bu traktörün. Yine bu tarafta da aynı şekilde kuyruk milinin kontrolü var. 540 ve 750 devri kontrol ettiğimiz. Yani bir taraf 540 ve 750, bir taraf 430 ve 1000 devir kontrol ediyoruz. Şimdi sağ tarafı göstereyim ben size. Sağ konsolu göstereyim. Sağ konsolda arkadaşlar şöyle ruhsatı falan koyalım diye güzel bir göz koymuşlar. Gayet güzel. Burada Serco'nun, Erkunt'un senelerdir kullandığı aydınlatma ünitesi var. Aydınlatma ünitesi işte ön farlar. Yine ön farlar aynı şekilde. Arka farlar. Silecekleri. Yani buraya bir sürü boş tuş da var burada. Uyarı lambası. Dörtlü flaşör. Bunları açmak için aydınlatma ünitesi koymuşlar. El gazı burada bu şekilde. El gazı gayet yumuşak. Güzel. Yani yumuşaklığı iyi. Yeterli seviyede. Ayak gazından bağımsız bir şekilde hareket ediyor. Diferansiyel kilidi düğmeli arkadaşlar. Şunu orta kısmı aldığınız zaman, traktör zorlandığı zaman kendisi otomatik olarak diferansiyeli kilitler. Bastırdığınız zaman siz diferansiyeli devreye sokmuş olursunuz.
kapattığınız zaman hiçbir şekilde diferansiyel devreye girmez. Ki bunu bence böyle kullanmak en iyisidir. Otomatikte kullandığınız zaman elektronik sıkıntı yaratabilir. Belki düğme takılı kalır, bir şey olur. Gerek yok yani diferansiyeli zora sokmaya. En iyisi kapalı konumda kullanmak. Burada lift otomatik var arkadaşlar. Şöyle düğmeye basıp arka hidroliği kaldırmak için. Bunu normal bir şekilde bastığınız zaman gitmez. Sarıya bastığınız zaman hareket eder. Burada çift çeker düğmeli. 4x4'e geçiş düğmeli yapmışlar. Gayet güzel. Burada hidrolik kollarını kontrol ettiğimiz alan var. Bu da gayet yumuşak. Güzel. Yani hidrolik kolları gayet güzel. Sadece biraz mesafesi kısıtlı. Biraz mesafesi kısıtlı olmuş ama yine de güzel yani. Burada hassasiyet kolumuz. Tarla sürerken toprak işlemede kullandığımız hassasiyet kolu. Ve son olarak viteslerinden bahsedeyim arkadaşlar. Bu traktörde 16 ileri 16 geri ZF şanzıman bulunuyor. 4 ana vites burada. İleri gerisi burada. 4 ana vites şu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 olarak. Ve burada buçuk var. Düğmeyle vitesi böldüğümüz buçuk var. Şimdi vites mesela 1'de gidiyoruz. 1'de giderken buçuğa bastığımız zaman tavşanı alıyor göstergede. Yine aynı şekilde buçuğa bastığımız zaman kaplumbağaya düşüyor. Tek düğmeli buçuk var arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Buçuk var. İleri gerisi burada dedik. İleri gerisi geçişleri de gayet güzel. Vites geçişleri de gayet güzel. 4. 4x2 8. 2'de yol ve tarla konumu var. 8x2'de 16 ileri 16 geri bir şanzımana sahip olan bir traktör oluyor. Debriyajdan bağımsız düğmeli buçuk gayet kullanışlı oluyor. Traktörün içinde anlatacağım başka kompresörden bahsetmiştik. Kompresörün göstergesi burada. Basınç göstergesi. Hava hortumu burada kompresörün. Buraya koymuşlar. Kabin içine. Sağ tarafında, sağ üst tarafında teyp var arkadaşlar. Normal. Karkutlarda kullanılan teyp. Sol üst tarafında klima var. Bilenler bilir zaten. Klimanın dijital göstergesi var. Kullanım ünitesi var. Traktörün içinde başka gösterebileceğimiz bir şey yok. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Benim bu traktör hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Koltuktan da bahsedeyim son olarak. Koltuk pilot marka. Şöyle ineyim oradan bahsedeyim. Koltuk pilot marka. Gayet güzel, gayet kullanışlı. Pilot zaten güzel koltuk üretir. Öyle yani arkadaşlar, bu traktör hakkında başka anlatacağım bir şey yok benim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Alacak arkadaşlara da kesinlikle tavsiye ederim. Gayet güzel traktör yani. Rakip 80 beygirlere göre üst düzey bir traktör benim gözümde. Rakip 80'liklerde üst düzey yani arkadaşlar.